Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle porsiyonluk minik cupcake'ler yapacağız. Evet, çayın kahvenin yanına çok yakışacak. Misafirlerinize, sevdiklerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz harika kekler yapacağız arkadaşlar. Evet, cupcake'imiz için malzemelerimiz şu şekilde. 2 su bardağı elenmiş unum var. 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şekerim var. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı sütüm var. 2 adet oda ısısındaki yumurtam var. 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozumuz var arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hiç beklemeden cupcake'imizin yapım aşamasına geçelim. İlk olarak şöyle çırpma kabıma 2 adet yumurtamı alıyorum. Yumurtamızın ve sütümüzün oda ısısında olmasına özen gösterelim arkadaşlar. Aksi takdirde kekimiz kabarmayabilir. Ve şöyle bir su bardağından bir parmak eksik şekerimi de ilave ediyorum. Ve güzelce şeker ve yumurta köpük köpük olana kadar çırpacağız arkadaşlar. Ben el çırpıcısı kullandım. Sizler dilerseniz mikserle de çırpabilirsiniz. Tamamen köpük köpük olana kadar güzelce çırpıyoruz. Evet arkadaşlar, yumurta ve şekerimiz güzelce köpük köpük olana kadar çırptık. Ve şimdi diğer malzemelerimi ilave ediyorum. Ve sıvı yağımı ilave ettim. Sütümü ilave ediyorum. Ve şimdi unlarımı 2 bardak, 2 su bardağı unum var arkadaşlar. Onları da ilave ediyorum. Evet, diğer unumu da ilave ediyorum. Kabartma tozu ve vanilyamı da üzerine ilave ediyorum. Evet, güzelce karıştırıyoruz. Yumurtamızın havasını söndürmeden kenardan kenardan karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi üzerine 2 yemek kaşığı da kakao ilave edeceğim. Sade yapmak isteyenler, kakaolu sevmeyenler kakao ilave etmeyebilirler. Evet, şimdi yine güzelce karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, kakaomuzu da ilave ettim. Güzelce karıştırdım kek hamurumu. Ve şimdi şöyle cezveme alacağım. Minik kaplarıma daha rahat koyabilmek için cezveme koyacağım arkadaşlar. Evet, cezveme koydum kek hamurumu ve şimdi küçük kaplarıma boşaltıyorum arkadaşlar. Çok fazla doldurmayacağız. Kabarma payını da bırakmamız gerekiyor. Yarıya kadar koymamız yeterli. Evet, şimdi bütün kaplarımı dolduracağım kek hamurumla. Evet arkadaşlar, kek hamurumu minik kaplarıma koydum. Ve şimdi fırınıma vereceğim. Önceden ısıttığım 170 derece fırında 15-20 dakika arası güzelce kabarana kadar kontrollü bir şekilde pişireceğim. Evet arkadaşlar, minik cupcake'lerimiz fırından çıktı. Şu an sıcak, henüz daha yeni çıktı. Tam 20 dakikada 170 derecede pişti arkadaşlar. Herkesin fırınına göre pişirme süresi farklılık gösterebilir. Dikkatli pişirmekte fayda var. Ve şimdi kekimiz soğurken biz de kekimizin üzerinde süslemede kullanacağımız krem şantiyi hazırlayacağız. Şöyle çırpma kabıma 1 su bardağından 1 parmak eksik soğuk sütümü aldım ve üzerine 1 paket 75 gramlık krem şantiyi ilave ettim. Ve güzelce kıvam alana kadar krem şantimizi çırpacağız arkadaşlar. Evet, krem şantimizi güzelce çırptık ve şimdi buzdolabına kaldıracağım. Güzelce kıvam alana kadar bir en az bir yarım saat buzdolabında bekleteceğim. Evet arkadaşlar, cupcake'lerimiz artık soğudu. Krem şantimi de hazırladım. Şöyle bir torbama koydum. Ve şimdi süsleme aşamasına geçiyoruz artık. Dilediğiniz gibi cupcake'lerinizin üzerine krem şantiyi ekleyebilirsiniz. Evet, bu şekilde bütün cupcake'lerimin hepsine krem şanti sıkacağım.
Evet, krem şantimizi cupcake'lerimizin üzerine sıktık ve şimdi dondurucudan çıkarmış olduğum ahududuları üzerine koyuyorum arkadaşlar. Dilediğiniz gibi, dilediğiniz meyve ile süsleyebilirsiniz. Süsleme aşaması tamamen sizlere kalmış arkadaşlar. Gerçekten muhteşem görünüyor. Ahududular kırmızı kırmızı, krem şantiye çok yakıştı. Evet, ahududularımızı koyduk ve şöyle damla çikolatalarla etrafına şöyle dilediğimiz gibi süslüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi tamamen sizlere kalmış süsleme aşaması. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Sunum olarak gerçekten harika oluyor. Misafirlerinize, sevdiklerinize gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz çayın kahvenin yanına. Doğum günlerinde çocuklarınıza yapabilirsiniz. Gerçekten harika bir cupcake oldu arkadaşlar. Tadı da muhteşem. Yine şöyle küçük süslerimizle, pasta süslerimizle süslüyoruz. Evet arkadaşlar, minik cupcake'lerimizi süsleme aşaması da bitti. Gerçekten muhteşem görünüyor değil mi arkadaşlar? Çok hoş. Evet, sizlere de bu şekilde cupcake'lerinizi hazırlayıp sevdiklerinize, misafirlerinize dilediğiniz gibi ikram etmenizi tavsiye ediyorum. Bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar, abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Sizler de kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak, videolarımı izleyerek, beğeni atarak ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Sizlerin desteği benim için çok önemli arkadaşlar. Evet, bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.